Normal ismi kerevizleri olan cehennem şelaleleri adını sarp kayalık ve kanyonlar arasından akan sulardan almaktadır. Kızıl ağaçlılar bu sebepten oraya bu adı vermişlerdir. Kereviz Dere, Sergen Çifte Kaynaklar Deresi ile kıyı köyün kuzeyinden Karadeniz'e dökülen Papuç Dere'yi oluşturmaktadır. Ve ayrıca bir papaz şelalenin oraya giderek kendini inzivaya çekiyor, şelaleden çıkan sesle de kendini rehabilite ediyor. Şelalenin aktığı bölüme kızı için özel bir havuz yaptırıyor. Rivayet budur. Madem cenneti gördük, şimdi cehennemi görme zamanı. Wow! Bugün Avrupa'nın göz bebeğine gidiyoruz. Geldik hatta. Neresiydi? Çorlu, Tekirdağ, Lüleburgaz ve Kırklareli. Kırklareli'nin vize ilçesinden geçiyoruz şu anda. Keyifli, yine bir güzel bir yol. Harika yine doğanın içerisi. Gerçi doğa kelimesi. Wow! O zaman hadi gidelim beraber. Siz de benimle yeniden keşfedelim şu cehennem şelalelerini. Beraber bir keşif. Evet arkadaşlar, yine keyifli bir yol burası. Keyifli, çok güzel. Vize'den Kıyıköy Sapağı ve Kızıl Ağaç yoluna saptım. Muhtemelen az bir şey kaldı. Yani Kızıl Ağaç'a az kaldı. Kızıl Ağaç'tan sonra biraz daha mesafe var. Keyifli, çok güzel görselde yürüyorum şu anda. İnanılmaz mutlu ve keyifli bir gün. Şu an sonbahar olduğu için yani sarının, yeşilin bir sürü tonunu bulabilirsiniz. Ve şansımıza ki kaç zamandır çıkmak istediğim yollar her günde böyle havanın güzel olması, havanın iyi olması artı bir güzellik benim için. Tabii ki kötü olsa yürüyecek miydim? Yine yürüyecektim. Yürürüm de, ki yürüyeceğim de, zamanı gelecek bunun muhtemelen. Kızıl Ağaç Köyü'ne geldik şu an arkadaşlar. Küçük, şirin bir köy. Mevcut 2-3 tane bakkalı var. Yiyecek içecekleri temin edebilirsiniz. Gayet şirin bir köy. Bundan sonra zaten şelaleye kısa bir mesafe kaldı. Yeniden orada görüşürüz. Köyün meydanı oluyor burası. Şöyle görselde belirteyim, göstereyim. Şurası da bakkal. Bir tane girişte var tabii ki. Cehennem şelalesine giderken ormanlık bir yoldan geçiyoruz ve sonbaharın oluşturmuş olduğu müthiş bir sanata tanıt gidiyorum şu anda. Görsel olarak müthiş bir şölen var. Yani aslında pek söylenecek bir şey yok ama şöyle görseller karşısında yani çok güzel, çok beğendim, çok harika. Ağaç falan, ağacın kökü. Böyle bir yerdeyim ve çok güzel, çok keyifli. Ah, yapraklarda yürümek. Bu kadar yaprağın da bir arada olmuş oldu. Evet, cehennem şelalelerinin son noktasına geldik. Yani bundan sonra bir patika yola ineceğiz. Patikaya ile gideceğiz. Böyle açıklık bir alan. Güzel, keyifli bir alan aslında. Arabayla falan gelseniz tabii ki arabalarınızı çekecek yerleriniz var. Tabii ki bu cehennem şelaleleri yolu arkadaşlar. Köyden, Kızıl Ağaç Köyü'nden çıktıktan sonra butik otel var. Butik otelin hemen bir çiftlik var. Çiftlikten sola küçük bir tabelesi var zaten. Çok dikkat etmeniz lazım. O mıncır dökülmüş yol var. Oradan içeriye sola gireceksiniz. Daha fazla ilerlerseniz ilerisi bozuk yol. Şöyle şu kulübeyi göreceksiniz zaten. O yoldan direkt geldiğiniz zaman bu kulübeye denk geliyor. Bu açıklık alana denk geliyorsunuz. Buraya gelip buradan sonra yürüyerek arabayla gelenler için veya vasıtayla gelenler için söylüyorum. Aşağıdan ineceksiniz.
Şöyle derme çatma bir kulübe tabii ki bu. Şöyle göstereyim görselde. Onun dışında gidilecek istikamet tam olarak şurası. Evet böyle. Hemen kulübeyi arkanıza aldığınız zaman kulübeyi arkanıza alıyorsunuz ve buradan böyle sağa doğru kıvrılarak bu yoldan aşağıya doğru birazdan yürümeye başlayacağız. Böyle aslında manzarası da çok güzel ya. Evet değerli arkadaşlar, patika yolda yürümeye başladık. Patika yol, arkamızda güneş var, bilmiyorum görselim umarım etkilemez. Patika yoldan gidiyoruz zaten. Edindiğim bilgilere göre bu patika yoldan, bu kulübenin yanından aşağısından sağ kıvrılan yol, sağ kıvrılıp dümdüz yolu bırakmadan takip ettiğiniz zaman direkt şelalenin önüne çıkıyormuşsunuz. Çıkacağız, beraberce gideceğiz, gözleyeceğiz, bakacağız. Umarım keyifli bir yerdir. Zaten akarsuyun sesini şu an duyuyorum. Aşağıda bir akarsu yatağı var, bir dere var, şarıl şarıl gürlüyor. Ne de güzel, ne de güzel. Keyifli bir yol, keyifli bir yolculuk. Bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Bu videoyu izleyip beğenin, lütfen abone olun. Kuşlar, cıvıltılar, sesler. Başka bir sesi duymamak çok iyi. Başka bir sesi duymamak çok güzel bir şey. Sadece onlar. Ve muhtemelen gece çok soğuk olacak. Bunun da farkındayım. Kasım ayındayız. Kasım ayının ortasındayız. Gece ve sabaha karşı muhtemelen çok çok soğuk olacak. Bu durumu da şu şekilde çözmeyi düşünüyorum. Bir herhangi bir çaydanlık gibi bir tarz şeyle su ısıtıp şaşallığa dolduracağım ve yattığım uyku tulumunun içerisine iki tane üç tane en azından bir ayaklarımı bir karnımın orayı kollasam, oraya sıcak tutsam benim için çok çok fayda sağlayacaktır ve rahat uyumamı, üşümememi sabaha kadar kollamasını düşünüyorum. Öyle olacaktır da. Toparlayamadım, konuşamadım, düşünemedim. Akarsular, görseller, yani bu tabiatın, doğanın görselleri, renkler, sarı, yeşil veya doğada yeşilin her tonunu görmek herkesi mutlu eder bilmiyorum ama beni aşırı keyiflendiriyor, aşırı mutlu hissettiriyor. Galiba doğa bize verilmiş bir mükafat. Bakınız bu kadar güzellikleri, bu kadar güzellikli insanlar tablolarında sanata dönüştürmek için uğraşıyorlar. Oysa doğa kendisi yapıyor bu işi. Bakın ne kadar güzel. Yani bakın, doğanın oluşturmuş olduğu harika görseller ve bunun için kimse hiçbir şey yapmamış. Doğa kendi kendine bu sanatı, bu güzelliği oluşturmuş yani. İnanılır gibi değil. Kısacası insanın uzak durduğu, insanın uzak olabildiği, insanın uzaklaştığı her yer çok 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 güzel. Her yer. Yani bakınız hemen şuralar çöpler, yine çöpler, yine çöpler. Her yerde poşetler, çöpler, şaşal kutular vesaire. Yani siz olmazsa, yani o insanoğlu, o kıt beyinler olmazsa doğa bu. Ama o kıt beyinler olduğu zaman bakın görmek istemeyeceğimiz bira kutuları, su şişeleri, şaşallar, poşetler vesaire vesaire.
Değerli arkadaşlar, burası Cehennem Şerleri. Bir tane rahibin gelip burada su sesiyle terapi olduğu rivayet olunur. Ve içerisinde gördüğünüz oyuk yeri de kız için kazdırdığı, yani kız için yaptırdığı söylenmekte. Ama çok güzel bir görseli var. Yeri de çok muazzam ve çok güzel. Bu taşlar da bence son derece keyifli bir görsele sahip. Bakınız. O yüzden sanırım Cehennem Şalesi'nin ismi buradan geliyor düşünüyorum. Rivayetler de bu yönde. Umarım yanılmıyorumdur. İnsanları yanlış bilgilendirmiyorumdur. Burası şelalenin üst tarafı arkadaşlar. Yani geldiğiniz zaman sol tarafından çıkılabilen üst tarafı ve su buradan gelip böyle akıyor. Cehennem Şalesi de burası. Yani kayanın üzerine, yani kaya, komple kaya. Bu kısım komple tuhaf bir şekilde kaya. Ve yıllarca 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 şekillere bölünmüş, şekiller oluşturmuş. Yani güzel. Son derece keyifli bir yer. Değerli arkadaşlar, şu an Cehennem Şalesi'ne geldik. Cehennem Şalesi görsel olarak yol boyunca harika manzaralar sunuyor. Ama harika manzaralar sunmadığı yanları size göstermek istiyorum. Yani utanmıyorlar. Utanmıyorlar. Bakınız, utanmıyorlar. Her gelen buraya bıraksın bıraksın gitsin. Bıraksın bıraksın gitsin. Kimse geri taşımasın. Tabii doğa herkesin kullanabileceği, rahat hareket edebileceği bir alan çünkü. Alın. Bakın arkadaşlar, bakın. Görünüz. Her gittiğim yerde bunlarla karşılaşıyorum. Her gittiğim yer, her doğa harikası yerlerde bunlar var. Bunlar var. Bunları görmeyeceğim günü umut ediyorum ama mümkün değil galiba. Gitmeyin abi. Siz bir yere gitmeyin. Siz doğaya gitmeyin. Taşlar içinde yaşayın. Burayı hak etmiyorsunuz. Bunun gibi yerleri hak etmiyorsunuz. Doğayı hak etmiyorsunuz net olarak. Arkadaşlar böyle bir yere gelip kamp yaptığınız zaman muhakkak bir ateşiniz olsun, boğuktaysanız tabii ki. Odunu bol toplayın çevrenizden, yoksa gece hakikaten çok sıkıntılı geçecektir. Onun dışında üşürseniz şayet gece şaşalların içerisine su ısıtıp koyup uyku tulumunuzun içerisine koyabilirsiniz. Böylelikle sizi soğuktan korur, saatlerce rahatça uyumanızı sağlar ve üşümenizi engeller biraz olsun. Şu an burası güzel sessizliğe, özellikle şunu tabii ki belirtmek istiyorum. Doğaya geldiğimiz zaman veya geldiğimiz zaman her zaman müthiş görsellerle karşılaşıyoruz. Yani karşımıza çıkan her şey bizi hayata düşürüyor. Her şeyin bir sanat eseriymiş gibi resmedilmiş şeylere bakıyoruz. Fakat doğa bize lazım. Biraz hassas olalım, biraz duyarlı olalım. Bak ne kadar güzel sessiz sakin bir gelmişiz, oturmuşuz. Kendimizi dinliyoruz. Sadece kamplara. Umarım duyarlı olursunuz çöplere karşı. Biz temizliyoruz elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar çöplerimizi verip diğer çöpleri de alıyoruz. Bildiğinizde. Arkadaşlar şu an yerleşim yerine muhtemelen 1,5-2 saatlik bir mesafedeyim. Ve hakikaten kendimi yalnız hissediyorum burada. Biraz daha havanın kararmasıyla biraz ürperti haliyle geliyor. Yani insanın sonuçta ürperebiliyor insanlar. Ay ışığı da daha yeni çıkmaya başladı. Biraz olsun galiba aydınlatacak gibi duruyor. Ateşimi yaktım. Keyifli bir gece umut ediyorum.
biraz odun topladım. Ve muhtemelen şu an saat 9 civarı. 1 saate kadar uyurum. Umut ediyorum ki bu ateş sabaha kadar kendini sürdürebilsin. Sabahleyin de buna ihtiyacım olacak. Tabii ki etrafa zarar vermeden. Umarım sabaha güzel bir güne uyanırız birlikte. Size merhaba diyebilirim. Güzel bir ortam, keyifli bir ortam. Sadece biraz ürküyorum. İyi geceler. Sabaha erişmeye başardık. Soğuk bir gecenin ardından. Serin bir sabah. Tabii bu mevsimlerde insan üşüyor. Böyle çadırda falan yaşayınca biraz üşüyebiliyorsunuz. Yani yine de güzel, yani öyle bir gecenin sabahına erişmek mutlu hissettiriyor, güzel hissettiriyor, keyifli. Ateşim sönmüş, ateşi yeniden yakmam lazım. Saat şu an 8, ateşi yakacağım. Ardından kahvaltı, şu an titriyorum bildiğiniz. Soğuk. Hadi bakalım. Pazar günü güzel başladı. Uyandım ve ateşimi yaktıktan sonra bir grup arkadaş geldi. Onlarla tanıştık ve birlikte kahvaltı yaptık. Son derece keyifliydi. Bana eşlik ettiler. Ben de onlara eşlik ettim tabii ki. Şu an biraz doğaya yürümeye çıktım. Biraz doğa yürüyüşü yapayım sabahleyin. Bir etrafı keşfedeyim dedim. Bu şelale buradaysa acaba ilerlerde ne var? Suyun geldiği kaynağa doğru. Şöyle gidiyorum bakalım. Tabii ki suyun aktığı yerlerde akarsular son derece güzel ve keyifli. Renk uyumu falan muhteşem. Biraz yürüyelim, biraz keyiflenelim. Güzel bir pazar, sessiz bir pazar. See you. Lan. Evet, sabah biraz yürüyüş yaptım. Biraz yürüyüşle beraber çok keyifli yer. Akarsu yatağı boyunca yukarı doğru yürüdüm. Şelale akan istikametin tam tersine yürüdüm. Sonbahar olmasıyla yaprakların sararmış ve yağışların yeşil yaprakları vesaire olması oldukça hoş bir görüntü sergiliyor. Bununla beraber tabii ki su sesi, kuş sesi. Güzel.
Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı, o izlemeyi unutmayın. Zaten bunları diyorsunuz, izliyorsunuzdur. Lütfen bunları unutmayınız, like atınız. Nice nice kamplara, daha yürüyüşlere, daha güzelliklere yelken açmak için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.